Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Ümit Savaşçı yayın konuğumuz. Kendisiyle koronavirüs salgını konuşacağız. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Burak Bey, merhaba, hoş bulduk. Şimdi koronavirüs salgını Çin'de başladı ama artık bir 26 ülkeye birden yayılmasıyla beraber, yani vakaların görülmesiyle beraber, hatta Çin dışında da Filipinler'de de bir ölüm meydana geldi ve Çin'in dışına artık ölüm olayları da taşmış vaziyette. Acaba nasıl bir salgın ve nasıl bir tehlike söz konusu? Şimdi tabii şu anda vaka sayılarımız 15 bine yaklaştı dünya genelinde. Tabii özellikle Wuhan ve Çin bölgesinde ölüm vakası da ilk defa Filipinler'de bir vakamız gerçekleşti. 305 vaka oldu. Tabii sayı artabilir çünkü yoğun bakımda takip edilen çok vaka mevcut. Aslında ülkemiz için tehlike şöyle tabii, Sağlık Bakanlığı çok ciddi önlemler aldı. Bu son özellikle Çin'deki vatandaşlarımızın getirilişi bütün dünya medyasında da yer aldı. Farklı ülkeler işte otobüslerle maske takmadan, çeşitli güvenlik önlemleri almadan vatandaşlarını getirirken bizim iki tane enfeksiyon profesörümüz, İrfan hocamız ve hocalarımız eşliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'nın güzel bir işbirliğiyle vatandaşlarımız tüm kurallara uyarak, bütün kontrol mekanizmalarını kullanarak ülkemize getirildi. Vatandaşlarımızda herhangi bir sıkıntı çıkacağını çok beklemiyoruz. Tabii bundan sonra yine havaalanındaki, limandaki, toplu taşıma aracındaki kontroller devam ediyor Sahiller Hudutlar Genel Müdürlüğü ekiplerince. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı da, Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü de ürünlerin kontrollerini özellikle bu konuda dikkat ve çeşitli toplantılar yaparak irtibat halindeler. Çünkü bazı dondurulmuş ürünlerde, özellikle deniz ürünleri ve ilaçlar ve ham maddelerde Çin'den getirilen ürünlerin iyi denetlenmesi gerekiyor. 4 derecede çünkü 28 güne kadar virüs canlılığını koruyabileceğini gösteren bazı çalışmalar var. Ancak mesela 2 gündür başka bir özellikle gündeme oturacak bir konumuz mevcut. Özellikle Hindistanlı bilim adamlarının yaptığı son araştırmada, genom gen bankasına aldıkları araştırma sonucunda bu koronavirüsün bazı proteinlerinin AIDS hastalığına yol açan HIV virüsüyle benzerlik gösterdiği tespit edildi. Tabii bunun bir yansıması olacaktır mutlaka. Çok çalışma ve daha geniş çalışmalar da gerektiriyor. Ancak bu tedavisi konusunda AIDS ilaçlarında, AIDS tedavisinde kullandığımız ilaçları da denenme aşamasındaydı ve yanıt alındığı da tespit edilmeye başlandı. Aslında bu bizim için tabii sevindirici bir nokta. Ancak tabii HIV ile koronavirüsün benzerliğinin tehlikeli sonuçları da özellikle bizim için HIV virüsü bağışıklık sistemimizden çok kaçan ve devamlı değişiklik gösteren bir virüs yapısında. Onun için herhangi bir aşısı yok. Aşı çalışmaları nasıl başarıya ulaşacak? Bu bizim için bir soru işareti olabilir dünya genelinde. Onun için vatandaşlarımızın hiçbir panik ve endişeye kapılmadan Sağlık Bakanlığı ve devlet yetkililerimizi dinleyerek genel hijyen kuralları, el temizliği, işte, özellikle seyahatlerde ve yurt dışı seyahatlerinde maske takma, tabii ki koruyucu maske olarak N95 maskeleri, virüsleri %95 oranında geçirmeyen maske kullanma, bunlar önemli olacaktır. Peki sadece maske yeterli olabilir mi? Mesela gözleri de korumak gerekir mi? Tabii ki, çünkü virüs konjüktivadan da bulaşabilir. Yani gözden de sıvı teması olursa o şekilde de bulaşabilir. Tabii çok öksürük, tıksıran, özellikle sağlık çalışanlarının, hizmet veren sağlık çalışanları gözlükler takarak bu koruyuculuğu sağlayabilir. Onun dışında özellikle el temizliği, el hijyeni, alkol bazlı dezenfektanlar ve dediğim gibi özellikli maskelerle kendilerini koruyabilirler. Yalnız ülkemizde herhangi bir panik yapacak şu anda bir durum yok. Zaten dediğim gibi hem bütün bakanlık yetkilileri bu konuya çok önem veriyor. Çünkü biz hem güneyden biliyorsunuz bir göç alan da bir ülkeyiz aynı zamanda. Çeşitli mülteci kamplarımız falan da var. Oralarda mutlaka iyi denetimler yapılıyor. Bunda önemli bir husus. Dolayısıyla ülkemize bulaşmayacağını düşünüyoruz ama tabii virüsler artık sınır tanımıyor. Ne kadar duvarlar da yapsak, sınırlar da oluştursak, kontrolleri de sıklaştırsak
sınır tanımayabilir. İşte bu yüzden biraz daha önümüzdeki yıllarda dikkat etmemiz gerekir. Çünkü yine Çin'de H5N1 dediğimiz kuş gribi virüsü, biz bunu geçmiş dönemde de yaşadık. Ve özellikle kuş gribi virüsü koronavirüse göre, bu yeni tip koronavirüse göre öldürme oranı daha yüksektir. İki kişiden bir kişi de ölebilir. O yüzden özellikle dediğim gibi hem bakanlıklarımız çok iyi çalışıyor, sıkı denetimler, ithal ürünler konusunda. Hem de halkımız da mümkünse özellikle bağışıklık sistemi baskılı, işte kronik hastalığı olan, yaşlı, küçük çocukların seyahat planlarını biraz daha gözden geçirmelerini ve tedbir almalarını, mümkünse zorunlu gitmelerde tedbir almaları gerekmekte. Peki küreselleşen bir dünyadan bahsediyoruz. Mesela Rusya'dan İtalya'ya, İspanya'ya kadar, İsveç'e kadar farklı alanlarda da, Almanya'da mesela farklı ülkelerde virüse rastlandı. Ve evet, böyle bir durumda yurt dışında olan vatandaşların neye dikkat etmesi lazım? Yani karşı tarafta şüphe uyandıracak veya bulunan ortamda herhangi birinde şüphe uyandıracak durumlar, belirtiler nelerdir, neleri gözlemlemek gerekiyor? Şimdi burada tabii sosyal medyada yine birçok işte videolar, işte sokaklarda ölen insanlar, bayılanlar ve işte virüsün hiç belirti vermeden yayıldığı yönde çok fazla sosyal medya haberi var, ama bunların biraz bilimsel bir geçerliğe dayanması lazım. Koronavirüs %80 oranında çok ciddi hastalık yapmayabilir. %20 insan işte akciğer yetmezliğine girip yoğun bakımlarda tedavi görmekte. Burada belirti vermemesi 20 kişide bir oranda hafif belirtiler verebilir. Yani mutlaka virüs vücuda girdikten sonra ciddi bir ateş, 38 derecenin üzerinde bir ateş, özellikle solunum güçlüğü, solunum sayısının artması, öksürme, ciddi kas ağrıları ve halsizlik belirtileri olacaktır. Vatandaşlarımız böyle özellikle işte öksüren, tıksıran insanlardan uzak durmaları, el hijyenine mutlaka dikkat etmeleri, yurt dışında yaşayan insanlar tabii, vatandaşlarımız, özellikle maske takmaları, kalabalık ortamlarda çok bulunmamaları, toplu taşımda da mutlaka az süre kullanıp özellikle bulundukları ortamları da havalandırmaları ve kendi sağlığına tabii bağışıklık sistemini güçlendirmek lazım. Virüslere karşı bizim en büyük silahımız da kendi bağışıklık sistemimiz. Bunun için de tabii ki düzenli uyku, iyi beslenme, hijyenik kurallara uyma ve dışarıdan aldığımız ürünleri, özellikle dondurulmuş ürünler ve diğer ürünleri, etleri çok iyi pişirmek, meyveleri, sebzeleri güzel yıkamak, bunlar da etkin olacaktır. Peki bir de binlerce kişinin de taşıyıcı olduğundan bahsediliyor. Şimdi taşıyıcılar nasıl bir risk oluşturuyor acaba? Şimdi taşıyıcı dediğimiz, aslında biraz önce bahsettiğim gibi %80 kişi hastaneye ve yoğun bakıma yatmayıp işte grip benzeri belirtiler gösteren insanlar. Çin'den bahsediyoruz tabii, bu geniş bir kitle olabilir tabii bu konuda. İşte dediğim gibi çok kalabalık ortamlara girmeden, özellikle çok vakaların görüldüğü. Şimdi şöyle bir iyi yönü de var aslında. Wuhan kentinde ölüm vakaları çok fazla tabii, ama Çin'in birçok eyaletinde görülen vakalarda 5000 tane vaka test edildi pozitif test olarak. Onlardaki ölüm oranı mesela onda biri Wuhan'daki ölüm oranından. Bu da aslında virüsün biraz hani kişiden kişiye geçerken etkisini kaybettiğini de gösteriyor. Dolayısıyla biz Nisan, Mayıs gibi ciddi karantina önlemleri de alınırsa bir pik evresinden sonra virüsün daha da sönmesini bekleriz normal şartlar altında. Tabii ki ekstra durumlar, virüste bir değişim, başka bir mutasyonel birleşmeler olmazsa bu endişenin kaybolacağını düşünüyoruz, ama bu endişe her yıl her zaman olabilir. Çünkü Afrika ülkelerinde şimdi işte Ebola ve Lassa ateşi, viral kanamalı ateş hastalıkları var. İşte Meksika'da ve Güney Amerika'da Zika virüs tehlikesi her zaman gündemdeydi. Dolayısıyla dünya dediğim gibi çok global. Bütün herkes her yere seyahat edebiliyor, iletişim kurabiliyor. Gerekli ve sağlıklı, gerekli durumlarda özellikle ziyaretlerimizi bu dönemlerde, kış döneminde özellikle yapmak ve gerekli önlemleri almamız gerekir. Bir son noktada Çin'in aldığı önlemleri isterseniz bir değinelim. Prefabrike hastane hemen inşa edildi ve adım adım da
Bugün de verilen kararla beraber Çin Merkez Bankası 173 milyar doları bu virüste mücadele için ve tabii ki araştırmalar için harcanacağını belirtti. Çin'in aldığı önlemleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında şimdi şöyle, tabii ki Çin ilk vakalar Aralık ayının başında tespit ediliyor Wuhan'da. 27 tane ciddi pnömoni zatürre vakası tespit ediliyor. Ve o zaman ilk başta çok sıkı önlemler almamışlar. Onları zaten, bu da bir itiraf gibi oldu Çin hükümet tarafından. Ancak ondan sonraki önlemler, yani 31 Aralık'ta pozitif test hastayı yakaladıktan sonraki önlemler, çok ciddi bir mücadele içindeler. İşte çok kısa sürede hastane, karantina hastaneleri oluşturdular. Zaten videolardan da mutlaka izliyorsunuz. Ciddi bir ekipman ve izolasyon önlemleri alıyorlar. Hastanede geçiş bariyer sistemlerine çok dikkat ediyorlar. Belirti verip hastaneye yatmayacak vatandaşlarını da evlerinden izole etmeye başlıyorlar. Çünkü toplum sağlığını önemsiyorlar ve dışarıda maskesiz insanların dolaşmasına asla müsaade etmiyorlar. Gıda ürünlerini de mutlaka kontrollü bir şekilde takip ediyorlar. Çin şu anda tabii hem ekonomik hem turistik açıdan ciddi bir sıkıntıya girmiş durumda. Buna çok ciddi yatırımlar yaparak bu virüste mücadele edecektir. Ve 2002'deki koronavirüs salgınıyla, yani SARS'la kıyaslarsak, Çin bu dönemde gerçekten hem Dünya Sağlık Örgütü hem Birleşmiş Milletler'le ve Avrupa ülkeleriyle ciddi bir işbirliği içerisinde. Dolayısıyla halkımızın, dediğim gibi, bu sosyal medya üzerinden dönen çok fazla video ve haberler var. Bunları çok izleyip akıllarını bulandırıp psikolojilerini bozmamaları yönünde, panik havası olmasın. Özellikle Sağlık Bakanlığı, zaten bilim kurulları toplanıyor. Bu 5. toplantısı, 6. toplantısı ve bu kararları takip etmemiz yeterli olacaktır. Ümit Hocam, size çok çok teşekkürler. Koronavirüsle alakalı çok detaylı bir şekilde bilgi verdiniz. Tabii ki bundan sonraki aşamada bilgi sahibi olmak ve önlem almak da çok büyük bir önem taşıyor.